ayarı var. Koltta falan yok. Bizim şeylerde. Lancer'da da yok. Lancer'da yok maalesef. Yok ya olsa. Şu Evo'da koltuk yükseklik ayarı biliyor. Burada senin koltuğun bile yükseklik ayarı var. Ne koltuğum var? Şey, sürücü şey. Yok senin yolcu koltuğun var. Hayır. Hmm, evet. Acı. İyiymiş ya. Best seatbelt tamam. Klimayı açmışsın bu arada haberin olsun. Ha. Kapat demek istiyor. Klima açık hani. Açık. Soru yok performans falan kasacaksan. Yok canım sıkıntı yok. 7 litrede şu an. O şey ya bugünkü. Abi yol bilgisayarı yine şey olmuş. WRX'te de böyleydi galiba. WRX'te öyleydi de WRX'te anlık yakıt tüketimi yoktu. Ben ortalamada tutuyorum çünkü ortada D'nin üzerinde şey var ya. Senin şu anki ortalamaya göre daha mı az yakıyorsun, daha mı çok yakıyorsun diye bir gösterge var. Gördün mü? O olduğu için ben artık anlık ne yaktığıma bakmıyorum. Zaten oraya bakarak şey yapıyorum. Ortalamayı görmek daha çok hoşuma gidiyor. Bu şeyde yeni kasasında hemen zaten fulluyor ya anlık. Yeni kasasında ya da şeyde bu Levorg'daki yol bilgisayarı o anlamda çok iyiydi. XV'nin de öyle zaten. XV'dekinin aynısı zaten ya şey. Bayağı ama bir grafikten murafikten bayağı bir şeyler var. Sağda yakıt göstergesinin orada şey var ya düğme var ya. Oradan değiştirebilirsin. Kalan o değil öbürü. O değil. O şeyi. O AB şey arası. Elektrikli değil şey. Mod cancel press. Değil lan. Sağdaki, sağda da var bir tane o az evvelkinden. O bastığım düğmeden. Gözükmesin diye yapılmış yani. O anlık hiçbir şey göstermiyor. Kalan kilometre. 7.2. Ortalama. 7.7. Hemen yükselttin. Başlamadık değil mi lan şeye? Başladık. Anlatıyoruz işte ya. Bu yani. Direkt şey modunda takılacağız. Bunlar kesecek sahneler. Yok, director's cut. Konuşma modunda gidiyoruz. Şeyler direksiyon yumuşacık yanında. Direksiyon yumuşacık biraz da o kış lastiği olmasının etkisi var ya. Yok şeyi ya. Biraz daha net olması. Direksiyon istedim. Kendisi yani. Şey yani o tuttuğun yer yumuşak. Evet. Başlayayım konuşma. Başla abi. JDM. JDM Speed Turkey olarak D segmenti bir SUV'nin başındayız zaten şu anda. Başındayız. Subaru Outback 2.0 şey dizel. Ana bunlarla buluşması bu. Buluşma değil lan düğün dernek. Ha, düğün dernek. 350 Z'ler, eski binler. Evet. Şeydeyiz. Bir incelemede daha sizlerle birlikteyiz. Direksiyon şu an güncel bütün hepsinde olan direksiyon. Yanlış gördüm. Evet evet. Yani şey üzerindeki tuşlar bu şeylerde falan değişim. Fark etti. Ne o? Levorg'un direksiyonu alttan D şeypti, alttan kesik direksiyondu. Ama yeni Outback'inde böyle. Araç CVT, dizel, 2.0 dizel. CVT olan dizel üniteydi. Herhalde tek marka diyebiliriz yani. Başka bildiğim yok yani. CVT dizel başka yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Olabilir. Zaten Subaru Boxer'ın üzerinde şey. Yani sen şimdi tabii normal yavaş sürdüğün için 1.8'de sürmüştün biliyorsun da bunun CVT'si yani ciddi farklı şeyden. Bağırır modda değil yani. Yok köklediğin zaman direkt olarak otomatik vitesmiş gibi davranıyor. 7 ileri otomatik gibi davranıyor. Bak hemen vites atıyor anladın mı? Şey yani sanallaştırmış vites. Evet evet yani adam tork konvertörlü 7 ileri otomatik şanzıman yapmış kendince. Sakin basarsan CVT gibi yapıyor yani. Bir bağlıyorsun, 2000 devirde alet ağlıyor gidiyor, 110-120'ye kadar çıkıyor. Ama şey yaparsan, köklediğin anda manuel modda kullanıyor musun gibi. O sanallaştırmışlar arasında step atıyor. Güzelmiş. Orada manuelde... Manuelde sadece direksiyondan... Sadece direksiyondan kontrol eder. Zaten D'de değişken zaten artı eksik. D'deyken hemen değiştiriyor kendini. Ya onu ben nadir olarak yokuş aşağı inerken falan kullanıyorum hani. Kompresör 2000 motor freni iyi kötü yapıyor. Araba ağır tabii. Yani tamam. Yine çok işe yaramıyor da. Levorg'da cidden motor freni pek bir anlamı yoktu. Hiçbir işe yaramıyordu yani. 1.8 kilo civarındadır mı? Yok 1600 küsür bu arada. 1670, 1700 de yuvarla. Hı-hı.
Ama Levork'ta 1575 kilo. O da 1600 kilo yani Levork. Bakma. Bir kalacağım bakalım. Şu an CVT'miş gibi şey yaptı ama... Vites değiştirir falan. Burada hız limiti olduğu çok için... DSG evet. Şeyinde. DSG kafasında hemen. Ya hızı kapıya. Değiştiriyor, hızı değiştiriyor. Aynen. Tork bandı çok geniş değil. Tabii ki yani gerçi diğer dizellerde ne alemdeydi onu da hatırlamıyorum ama alt devirde canlı o su fena değil. Yani maksimum torku 1600'de vermeye başlıyor 350 Nm'yi. O iyi ama 2600'de 2400'de bırakıyor. Ama maksimum beygir devri şey 3600. Hiç mekanda kullanmamak koltuk ısıtmamız var. Aynı şekilde. Bu arada kapıdaki trimler de aynı şekilde delik gelmiş yere. Bu da güzel. Kalitende bir deri. Yumuşacak. Kapı üstleri yumuşak. Şey biraz Toyota vari şu ön kısım çok fazla yukarı çıkmış gibi sanki. Hani yukarı yani yerden yüksek bir araçmış hissi de veriyor ama biraz da şey görüşü etkiliyor tabii. Biraz böyle şey kademe çıkmış. Ben neredeyse bayağı aşağıda. Ben böyle su kullanmayı seviyorum aslında. Daha yüksekte kullanabilirsin. Şeyler, zevk meselesi. Ya camı biraz küçük yapıyor. Evet, biraz küçük. Onu da ben de yapıyorum. Onun dışında iyi. Evet, görüş açım şöyle olduğu için hani çok da bir şey yok. Far sensörümüz var, yağmur sensörümüz var. Far yağmur sensörü var, arka kamera, geri görüş kamerası var. USB var, Bluetooth var, Bluetooth'tan müzik çalma var. AUX var. AUX var. AUX zaten artık çok standart. Hepsi de var. Aynen öyle. İlginç şekilde Bluetooth'u Levork'takinden daha iyi. Ne şekilde diyeceksin? Mesela bir video stream ederken sesini verirsen Levork'ta senkron kayması oluyor. Yani şeyde, cep telefonunda gördüğün videonun sesi daha geç geliyordu ama bu ünite öyle değil. Bu direkt getiriyor. Direkt getiriyor yani onu ayarlıyor. Artık bunu neyle ayarlıyorlar bilmiyorum. Ya şu benim boynumdaki MP3 dinlermişsin gibi yani şeyi. İşte, bu da Bluetooth kulaklık. Aynen. Yani bendeki işte bir Alpine ünite var mesela. Alpine ünite de direkt birebir video denemedim gerçi aslında ama hemen hemen birebir şey yapıyor. Spotify falan denedim. Spotify'da çok anlayamazsın yani şey. Tabii. Ama saniyeler tutuyordu yani. Burada ekranda çünkü saniye de gösteriyor bende. Okay. Sen de herhangi bir şekilde göstermiyor herhalde. Ekranda yok ne çalsan gösteriyor. Şeyde Bluetooth ayarlarsan. Yani Spotify dediğin zaman mesela onun da şeyini gösteriyor mu işte sağ şu şarkı falan filan diye gösteriyor mu? Fizimde gösteriyor galiba. Mesela ben Spotify ücretli kullanmıyorum ama fizik kullanıyorum. Bluetooth'umu açayım. Sen de CD AUX'dan şeye bassana en yukarıdaki tuştan Bluetooth'a geç. Bir daha bassana. Geçti. Bluetooth değil. Ama şöyle bir şey var. Forester'da mesela koltuk altında bas vardı. Subwoofer vardı. Şeyde bunda yok. Ama sanırım 8 hoparlörmüş bu. Yani arkada da Twitter var diye biliyorum. Şu an mesela tünele girdik. Bayağı geç yaktı şeyi. Farı bayağı geç yaktı ya. Ya şey ama şey de var. Yanınca da zart diye anlamıyorsun. Şeydi ya, xenon ya. Şeyini alması da bir zaman alıyor. Patlıyor. Patlama yapıyor. Açmasını bekliyoruz yani falan filan. Yani mesela yine Levork'ta karşılaştırırsam Levork'ta LED far olduğu için onda hemen direkt açıyordum. İşte start stop yok. Ondan farklı olarak 2013 girişli yurt dışında 2014 diye geçiyor ama ilginç şekilde mesela benim aracın dışındaki bütün ilandaki arabaların 2013-14 yani bu yeni kasadan öncekilerin anahtarsız giriş açtırma var. Bu arabada yok. Bu arabada yapmamışlar. Yani ilk gelen CD bu olabilir falan. Allegiance donanım mı bu arada? Bu da limited. Limited. Yani ya limited yapamıyorum bilmiyorum. Yalla yani şey şeye bakmak lazım. Yani Legacy'de en üst donanım Allegiance diye geçiyor da bunu da o şekilde mi bilmiyorum tabii. Valla Torpedo'da şey var istiyorsan bak ama orada bir de burada şey Legacy Outback Station yazmışlar mesela buna. Tamam mı? Yani garip. Bazı durumda sanki station olan araba gibi kullanılmış. Aynen kaplamalı içleri. Şu an mesela D'de şey yapınca, frene basınca, durunca şey yapmıyor. Gaza basmadığım sürece gitmiyor herhalde öyle bir durum mu var yoksa? Yok. Sanki tamamen durdurdu gibi geldi bana ama yani ara gaz vermiyor. Şeyi bak mesela vaziyetteyken. Kaptırdığın zaman şimdi 1000 devirlerde ya hani belli bir hızda gidiyorsun. Mesela N'ye çekip boşa al.
Araba rölanti devrine düşüyor. Yani inanılmaz derecede şeyi atıyor. CVT'yi boşaltıyor. Vitesten sanki çıkarmış gibi bak. Şu hızla giderken bak ayağını bir gazdan çek. Önce normal gazdan çek. Şimdi bin küsurda ya. N'yi alıp D'yi al tekrar. Gaza basmasan kaldı gördün mü? Binde yani, devam ediyor. Hani zaten şu an havalandırma şu anda da yerken moda geçiyor yani direkt zaten. Ha, gaza bas. Yani bir nevi ben salmak istiyorum arabayı demişsin gibi algılıyor. Aynen. Arası boşken bir gaz yanıyor. Hızlama tabi CVT'den kaynaklı biraz şey yapıyor tabi. Ya CVT artık hem CVT hem de şu an klimada. Ya, klima, ya klima ne kadar etkili bilmiyorum da dizelin de sonuçta bir tepki süresi var biliyorsun. İşte turboyu dolduracak işte falan filan bir sürü şey var yani. Tam otomatik klimalar ve çift böyle. Doğru. Flor alüminyum gibi bir hava verilmiş bende. Güzel olmuş ya. Valla kolay çizilir bir yer değil ama değil eski sahibi nasıl becerdiyse çizmiş bu sefer. Vitesin sol tarafına bakarsan çizebilmiş yani adam. Şu kaplama benim çok hoşuma gidiyor aslında ya. Brushed, bir kaplama ya. Brushed alüminyum diye geçer ya. Arkamızda bir pasta var takalı selektör yapıyor. Tiguan'dır. Tiguan. Siz yarışa mı teşvik ediyor ne yapıyor? İşte. Sen eleştirebilecek bir tarafı şimdi tabii siz denemediniz. Şey var. Park manevrası yaparken hani ileri geri vites değişiminde bir çok hemen düz vitesmiş gibi şak diye almıyor. Yani tabii. Bir geçiş şeyi var. Tork konvertörlü gibi herhalde. Yani yarım saniye falan böyle bir tak ediyor ondan sonra bir şey yapıyorsun. Yani oraları biraz yavaş yapmak da gerekiyor. Tabii o da biraz yani sabır da gerektiriyor. Var. Hatta şey de var bak solda bir düğme var VSP'nin yanında. Onunla şey yaparsan yokuş aşağıda yokuş yukarıda fren sıkarsan evreni çekiyor. Gaza basana kadar da bırakmıyor. Yani hop yansılı bırakıyor. Hil hop bırakıyor yani şey. Yani şey gibi değil. Yokuş kalkış desteği değil. Yokuş kalkış desteği her zaman devrede. Ama o bayağı bir şey açısından rahatlatıcı ama şöyle bir durum var. Bazen düşük eğimde bile mesela trafikte yokuş çıkıyorsun. Azıcık bir fren sıkıyorum tak diyor. Şey kitleyi veriyor. El frenini çekmiş oluyor. Bir an arabayı stop ettirmiş gibi falan oluyorsun yani. Orada bir kafa karışıklığı yaşayabiliyor bana göre. Yani otomatik vitesi olduğu için o kadar da aslında çok fazla devreye girmesine gerek yok aslında ama niye öyle yapmış? Bir şey de ya yani. Şey için yani frene bastın ayağın frende durmak zorunda kalma diye yokuşta asılı bekliyorsun ışıklar var diyelim frene bastın o diye şeyi devreye sokuyor otomatik freni ve hani 2 saniyedir sonuna kadar bekliyor sen gaza basana kadar. Şuradan bir geri dönüş var mıdır acaba? Bastık gidiyoruz yani şeye doğru gideceğiz yani. Yokuştan sonra var mecbur artık başka yerde dönemezsin abi. Şey de aklıma takıldı Vedat abi Aydın abi. Bak arada bir gazladık hani ne bileyim hızlandık filan. Ama ortalama tüketim düştü. 6.8'e 7 ile başladık 6.8'e kadar düştü. 7.2 ile başladık. Bana göre yani bu cüsseli bir araba için bu ağırlıklı bir araba için bence yakıt tüketimi fena değil. Daha ne bekliyoruz ki 4 litreye de düşmesini beklemeyiz koca araba. Ya zaten bizde şöyle bir durum var yani 2.0 dizel evet. Çok yakar falan filan. Yok abi yani böyle bir şey yok yani. Bana sonuçta bana motoru, motor araca göre yapıldıysa o motor. Yapıldıysa aynen öyle. İşte şanzıman oranlarıyla, motorun kendi karakteriyle bir sıkıntı yaşatmadan da. Ya şey anlamında realistik. Bir tek şöyle bir şey var. Yani arabanın cüssesinden dolayı yokuşta eğer kökleme falan durumuna girersen çabuk yükselebiliyor ortalama. Tabii zorlanmaktan. Yani şey sonuçta dur, enerji sonuçta bu yani motor senin enerjisini arttırıyorsun altında da 1700 kilo bir alet var yani. Bu ön konsolu ben şeye benzettim ya bu Hyundai'nin bir arabası vardı şimdi Sonata'nın yerine çıkarttı i40 mıydı? i40'a benzettim yani i40 herhalde bundan almış çünkü i40 bundan sonra çıktı diye biliyorum. Buna benzetmişler bu onun da ön konsolu buna çok benziyor Hyundai i40'a. Tamamen sert plastik. Tamamen şurada sert plastik. Kapılarda yumuşakımsı malzeme var. Plastik. Altı sert ama üstü yumuşak. Ama deri var. Her şey deri. Yani mesela şey, kol dayama yumuşak. Yeni bir eleştiri olarak belki sadece sürücü tarafı otomatik. Japon araçları falan. Yok, Levorg mesela o anlamda Levorg'u doldurmuşlardı. Diyebiliriz. Çünkü Levorg'da bütün camlar otomatikti. Ama kumandayla da kapanıyordu ama yine sunroof'u kapatamıyordu.
yani sarf otomatik değildi. Sarf otomatik değildi. Ya şey, Avrupa'nın vari otomobillerde genelde hani 4 camı tam otomatik yapıyorlar. Mesela Toyota'da da Toyota Corolla'nın 4 camı tam otomatik değil. Amaurus'te hani Corolla'nın hatchback olarak diyebiliriz ama 4 cam otomatikti Auris'te. Hani belki Le Borgu'da daha Avrupa pazarına yönelik yaptılarsa bu daha Amerikan vari. Ya sende zaten şu an Asya öncesinde vari. Civic vardı mesela, Civic'te de aynı şekilde. Hatta All Auto diye kocaman da yazmışlardı yani. All Auto diye yazıyorlar nesine. Şey dedi, Le Borg'da bile öyleydi. All Auto yazıyordu. Yani ayna şeye göre, mesela galiba Salimci'nin aynası daha büyük bundan. Forester'ın aynası bundan büyüktü. Zaten Japonların aynaları büyük oluyor ama. Evet. Bu mesela cüssesine göre o kadar da büyük değil sanki. Bana göre. Evet, çok büyük değil sanki. Bir de şeye alışamadım. Mesela Le Borg'da kör nokta algılama vardı. Şimdi bunda yok. Lamba yakmıyor. Garipsiyorsun. Klimayı açtıysanız arkadaş, 23'te bırakmayın da biraz. Soğumadın mı sen? Soğumadım. Sana soğutalım şey abi. Valla... Mesela bir tane USB girişi var. O belki bir eleştiri konusu olabilir şeye göre. Le Borg'da da suyunu çıkarmışlardı. 5 tane USB girişi var zaten. 5 tane USB ne yapıyor o kadar USB? Şarj edeceğin falan filan diye de. Ha. Fazla fazla yapmışlar. Fazla fazla. Peki aralarında geçiş yapabiliyor musun? Tabii tabii. 5 tanesini de kullanabiliyorsun. O bayağı iyiymiş o zaman. O ünite evet öyle bir şeyi destekliyordu yani. Öyle bir hayvanlığı yapmış yani. Ya yapmışlar öyle. Birden fazla yatak alabiliyorsun. İnşallah. Şey, sürücü koltuğunda şey var. Hafızalı. Hafızalı. Set 1, 2. Aynen. 2 tane hafızalı. Hafızadan bel destekli. Bel desteğini şişirip azaltabiliyorsun. Orada küçük yassı bir düğme var. Ha. Aynen. Bu yolcu iyice gömüldüm ben şu an. Bu şey de güzel ya, bu amortisör konforu falan. Yani yolu ya araç de, zaten şey konforlu. Hani Japonların premium segmentine gelebilen araçlar şey markalardan bir tanesi yani. Ya onda şemşem temşem farkı var ya şimdi lastikler. Bir de D kaçtı. Segmenti SUV olmasının da şeyi var. Bir de 60 yanak lastik sonuçta illaki konfor şey yapacak. Mesela düz yolda şöyle söyleyeyim sana, zıplamaması falan konusunda Le Borg daha iyiydi. Ama o en ufak bir şeyin üstünden geçtiği zaman konforu ölçüyor. 18 inçten kaynaklı. Arkamdakiler mecburen tavana yapışabiliyordu yani. Bayağı zıplatıyordu o araba. Tavan yüksekliği de fena değil. Hatta canlı tavan şöyle tabii, sandrufla tabii. Sen de boyunsun. Ben de boyluyum. 1.90 boyum var. Bak ben bile sığabildim. Güzel yani o konuda da. Koltuk da en aşağıda değildi muhtemelen senin. Yok yani arabanın maşallah. Şu aşağı gidelim bakalım. Mesela arkada şey yapmadığı zaman yine bahsedeceğim. Mesela arka koltuklar bir miktar ileri geri, ileri geri gidebiliyor yani. Desteğini değiştirebiliyorsun. Çünkü bu anlamda Forest'in mesela çok değil. 130'da falan bir rüzgar sesi almaya başlıyor. O da aynalardan kaynaklanan geliyor sesi ihtimali zaten. Katlı aynalar. Kat değil böyle. Hadi. Hani bence hızlanması da bu kadar ağırlıkta boyutta bir araba için iyi, fena değil. Değil mi? Hani bastır mı gidiyor şu an? Saniye, fabrika verisi var ki bence çok iyi. Makul. Makul. Yani Le Borg'dan aslında 0.8 saniye daha kötü. Biraz yolda şey yapıyor. Rüzgarla sürünüyor abi. Şeyden kaynak. Kış lastiği var şu anda değil mi? Evet. Kış lastiğinden kaynak. Kış lastiği 26 var. Derece olduğu için tabii sıcak şey oluyor. Çok fazla viraja falan herhangi bir şeye giremedik gerçi ama viraj performansından yana nasıl şeyimiz var? Valla şimdi yana. Dediğim gibi ben bu araca Le Borg'dan geçtiğim için limitlerini pek zorlamadım. Açıkçası kış lastiği de var üzerinde. Çünkü şey oluyor yani yatmadan çok sanki lastik tutmayacak da ben kayacakmışım gibi bir hissiyat verdi bana. Yani az önce zaten bir gazladığımızda zaten yana bir şey yaptı yani. Bir şey atacakmış gibi, tamam mı? Bir kafadan kayma durumu oldu yani. Hani dört çeker bir araçta nasıl kafadan kayar durumu şey yapıyor yani. Bu araç sürekli dört çeker sanırım. Sürekli tabii. Ama şey tabii... duruma göre değiştiriyor. ABD herhalde. Yani şey... Olmuyor,
gerektiğinde arkaya verenlerden değil. Sürekli arkada bir çekişimiz var ama şey kadar değil. Hani limitli kaydırmalı kullanmıyor düz üsteslerdeki gibi. Elektronik toplu dalgım var. Yani gene bilgisayar kendisi veriyor çekişe. Şey mi? Haldex kavramı. Haldex de değil galiba ya, bilmiyorum tam. Subaru'nun biraz daha farklı abi. Haldex biraz daha ucuza kaçıyor çünkü Subaru için. Bildiğin kadarıyla. Haldex'imiz şey oldu. Yani bu var, evet, geç aldı. Çok geç alıyor ve çok geç kapatıyor. Hani geç kapatmasının Xenon'dan kaynaklı biliyorum muhtemelen. Şey yapacaklar. Yakıyor. Normal bir yanış kalitesine geldikten sonra söndürüyor. Muhtemelen ondan geç kapatıyor ama geç açması sıkıntı gerçekten. Kullanıcıları da şeyde gördüm. Kaç modeldi bu arada bu? 2013. 2013. Yani mesela bir ara Leopard'dan sonra tabii performansa doymayınca insan acaba XT mi bakayım falan oldu. Forester. E o da yüksek şey falan, yani ne kadar viraja geleceği tartışmalı bir araç. Yani XV biraz ufak bir araba bir kere. XV değil şeyin. Forester 2.0. Forester XT 2.0. 2.0 turbo. 211 beygir olması lazım. Yok. Yeni kasası 240 beygir olur. Ha. Ama işte dedim ya, hani değer mi? İyi yakar o. Yani yakardı. Sonuçta sürekli bostancı avcılar avcılar bostancı giden bir insan olarak, evet, çok mantıklı olmayabiliyor yani. Ya benim araçtan beklediğim, beni tabi riske atmasın, sınırları biraz esnek olsun. Artı ya basmadığı zaman da yakmasın arkadaş, tamam mı? Ya bastığım zaman gitsin. Gitsin, istiyorsa yaksın da sıkıntı değil. Şey değil mesela, aslında Levork da şey değil mesela, uzun yolda Levork'ta belki inanmazsın, bundan daha düşük yakıt tüketimini yakaladım. Yani bunun uzun yoldakinden. 400. Ama, tamam mı? Ama motorun benzin farkı. Tuta, yani, motorun benzin farkının sadece şey değil. Genel ortalamaya vurduğun zaman hani bunda basmanla onda basman arasında bunda 2 litre oynuyor. Öbüründe 5 litre 6 litre oynatabilirsin yani figürleri. Yani daha bile fazla. 13, 14, 15'e bile gidersin. Ha, aynen. Yani, sürekli gazlasan, atıyorum buradan Ankara'ya gitsin. Sürekli bir de şimdi o buna göre çok daha çabuk sonuçta benzinli olduğu için tepki veriyor da daha hoşuna gidiyor insan. Yani bir araba sollamaya çıktı mı? Hadi hızlanmış kendin birkaç tane daha solluyorsun. Sonra bir bakıyorsun ortalama düşmüş. Amacı bu değil zaten baktığın zaman. Aynen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ha, bitti mi? Ya, bitsin ya.